Günaydın, mutlu günler değerli izleyenler. Ben Nagihan Turhan, BBN Finans Programı ile karşınızdayız. Ekonomist Serdal Özer ile birlikte hem piyasalardaki son duruma bakacağız, hem de dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri konuşacağız. Erdal Bey de stüdyo konuğumuz. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün son, ayrıca onu belirtelim, tekrar Skype bağlantısına ne yazık ki döneceğiz. Tekrar stüdyolarımıza bekleriz ama sizi ilerleyen günlerde. Umarım en kısa sürede. Evet, şimdi vakit kaybetmeden piyasalardaki son durumu aktarayım değerli izleyenler. Ardından birlikte yorumlayacağız. Tablomuz gelsin. Evet, dolar kuruyla başlayalım. Dolar 18,28'den 18,29'a yükseldi. Aslında 18,30'u da aşarak yılın zirvesini gördü. Şu an itibariyle 18,29 görüyoruz, ancak zirveye ulaştı diyebiliriz. Birazdan bunu konuşacağız. Euro tarafına baktığımızda ise 18,39 kur fiyatını görüyoruz. Euro dolar paritesi 0,99'dan 1'e ulaşmış durumda. Dolar endeksi 109,98'den 109,54'e düştü. ABD 10 yıllıkları 3449'dan 3489'a yükseldi. Ons altın tarafına baktığımızda yükseliş devam ediyor. Geçen hafta ciddi düşüşler yaşandı. Bu hafta ise yükseliş de başladı ve o yükseliş yine devam ediyor. 1665'ten 1674'e yükseldi. Gram altına da bu yükselişin yansıdığını görüyoruz. 979'dan 985 Türk lirasına yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı aynı seviyede ilerliyor diyebiliriz. 91,23'ten 92,41'e küçük de olsa bir yükseliş görüyoruz. Sterline baktığımızda 20,86'dan 21'e yükseldi. BIST 100 3199, yine Bitcoin'de de oynaklıklar devam ediyor. Bugün yükseliş görüyoruz. Bir süredir düşüş yaşanıyordu. Bugün ise 19.344 seyrinde olduğunu görüyoruz Bitcoin'in. Hocam, sizin de yorumlarınızı alalım. Özellikle dolarda yılın zirvesini gördük dedik. Ne düşünüyorsunuz? Evet, bu haftanın zaten faiz haftası olduğunu dün belirtmiştik. Bu hafta bu oynaklıklar normaldir. Çünkü özellikle Fed tarafından gelecek faiz kararı, her ne kadar bizimki ikinci planda olsa da Fed tarafından ve pek çok gelişmiş ülkeden gelecek faiz kararları zaten piyasada bir oynaklığa sebep oluyor. Ne geleceği belirsiz. Yalnız tablo içerisinde en çok dikkat çekilmesi gereken yer biraz daha dolar endeksi tarafı. 109 civarlarında bir yerde. 110'un biraz üzerine çıkıyor ve 107'ye kadar düşüyor. Bir dalgalanma seyri içerisinde. Burada en önemli unsur aslında doların, yani dolar endeksi içerisinde convertible diyebileceğimiz yani para birimleri var. Euro var. Euro çok güçlü bir yer işgal ediyor. Hı-hı. Sterlin var. Yen gibi güçlü para birimleri var. Tabii bunlar içerisindeki kendi içindeki değer kayıpları da dolar endeksi üzerinde çok etkili. Son dönemde özellikle Japonya ve Çin'in uyguladığı devam eden genişlemeci para politikası para birimlerinin ciddi derecede değer kaybına sebep oldu ki yuan çok uzun bir zamandan sonra 7'leri görmüş oldu dolar endeksinde. O yüzden baktığımız zaman 109 seviyelerindeki süreç biraz daha uzak doğu para birimlerinin de etkisini gördüğümüz bir süreçte burayı es geçmemek gerekiyor. Tabii ki Euro'daki değer kaybı var ama Euro uzun bir zamandan beri direniyor. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın son aldığı faiz kararı terse dönen paritenin artık aralarına bir at başı yarışa döndüğünü gösteriyor. Bazen 0.99'a düşüyor, bazen 1'in hemen üzerine çıkıyor. Bu kırılma ne zaman olacak, ne zaman daha netleşecek? Tabii ki Fed'in faiz kararıyla birlikte netleşecek. 10 yıllık tahvillerdeki ciddi yükseliş sürecini görüyoruz. Uzun bir süre 2.90'larda takılmıştı o da. Çok küçük bir makas içerisinde hareket ediyordu. Ama baktığımız zaman artık çok ciddi derecede yüksek seviyelere geldi. Piyasalarda kaos devam edecek, devam ediyor. Ne yazık ki küresel riskler devam ettiği sürece bizim yarınla ilgili yorum yapmamız çok daha zorlaşacak. Ama en azından Fed'in faiz kararıyla en azından diğer öncü göstergeleri takip karardan etmeye başlayacağız. Karardan sonra daha da yükselir mi sizce dolar? Gelecek karar çok önemli. Ben Fed'in sürpriz yapacağını düşünmüyorum. 0.75 baz puanla yoluna devam edeceğini düşünüyorum. 75 baz puanla. Ama piyasada
Acaba 100 bas puan artış yapar mı öngörüsüyle dolar endeksi zaten bu yüzden yukarı doğru attı kendini ve özellikle altın ve Bitcoin'deki düşüşün sebebi de şiddetli düşüşün sebebi de buydu. Şu anki fiyatlama biraz daha kafa karışıklığı içeriyor. Özellikle Bitcoin tarafında bunu çok daha net görürüz. 18 bin dolarlardan 19 bin dolarlara çıktı. Yani %2,5 ve %5'lik bir makas oluşturuyor yukarı ve aşağı. Burada acaba 100 bas puan mı 75 bas puan mı öngörüsünü görüyoruz. Eğer 75 gelirse tekrar 20 bin dolar seviyesinde biraz daha üzerinde bir yerde kalacaktır. Çünkü şu anki bu fiyatlama biraz daha 100 bas puan ihtimalinin verdiği satış baskısından kaynaklandı. Altın tarafında da benzer bir durumu görüyoruz. Evet, yükseliş görüyoruz 2 gündür ons altında. Kesinlikle eğer ki 75 bas puan olarak gelirse 1700 seviyelerindeki yerini koruyacaktır. Ama tabii ki 100 bas puan gelme ihtimali altını gerçekten çok uzun zamandan beri görmediğimiz bir seviyelere de indirebilir. Ben çok fazla ihtimal vermesem de piyasa tabii ki bu ihtimali fiyatlamaya devam ediyor. Ama tabloya baktığımız zaman Fed'in faiz kararında çok yüksek bir oranda 75 bas puan geleceğini ama küçük bir ihtimalle de 100 bas puanlık bir artışta piyasanın görmezden gelmediğini görüyoruz. Dünya üzerinde karışık seyir devam ediyor. Brent petrol de yönünü bulamadı henüz. Burada tabii ki biraz daha resesyon ihtimalinin ve OPEC'in arzı tekrar indirme söylemlerinin de etkisini görüyoruz. Zira 88 dolardan tekrar yukarı doğru dönüş yapması biraz daha bu ihtimallerin getirdiği bir süreç bizi. Evet, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da New York'ta biliyorsunuz Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için gitti ve orada bir televizyon programına katıldı, açıklamalar yaptı, PBC kanalına katıldı ve orada enflasyon aşılmaz bir ekonomik tehlike değildir şeklinde bir açıklama yaptı. Ben ekonomistim, şu anda %8, %9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var ancak bizde %80 enflasyon var, biz şu anda 250 milyar dolar ihracatı yakalamış bir ülke izledi. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki uluslararası arenada Cumhurbaşkanı'nın böyle güçlü söylemlerde bulunması, yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesi açısından önemli bir süreç. Bu söylemler altı ne kadar dolu ne kadar boş kısmını tartışıyoruz biz kendi ülkemiz içerisinde ama olay dış tarafa geçtiği zaman, Amerika'daki, Avrupa'daki söylemlere geçtiği zaman tabii ki Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinin destek görmesi gerekiyor. Evet. Bizim de bunu desteklememiz gerekiyor. Biz kendi içimizde, kendi sınırlarımız içerisinde kendi tartışmalarımızı yaparız illaki. Ülke içerisindeki bazı şeylerin düzene girmesi için özellikle yabancı yatırımcının kalıcı yatırımlarla Türkiye'ye giriş yapması gerekiyor. Bu bir gerçek. Bunun içinde en önemli unsur karşı tarafa sunacağınız güvendir. Cumhurbaşkanı burada ekonomik anlamda bir güvenden bahsedip ülkemize yatırımcı çekmek için bu cümleleri sarf ediyor. Ama tabii ki sadece ekonomik güven yeterli değil. Bunun dışında ülke içerisindeki pek çok tartışılan konunun da bir an önce son bulması gerekiyor. Bunlar arasında neler var? Adalet kısmı var, basın özgürlüğü var, demokrasi var. Buna benzer pek çok konu var. Sadece ekonomik olarak güven vermeniz aslında yabancı yatırımcının ülkeye gelmesi için ne yazık ki yeterli olmuyor. Ama ekonominizin düzene girmesi için de özellikle kalıcı yatırımlarla yabancı yatırımcının bir an evvel ülkeye gelmesi gerekiyor. Enflasyon tarafındaki söylemleri üzerinden konuşalım. Aşılmaz bir sorun değildir diyor ve enflasyonu küçümsüyor yani bu açıklamada gördüğümüz. Evet, yani aşılmaz bir sorun değil. Aslında ekonomi yönetimleri daha önceleri de defalarca dile getirdik. Bir tercih yapmak durumunda kalabilirler. Özellikle içinde bulunduğumuz, küresel anlamda içinde bulunduğumuz kriz dönemlerinde bir tercih yapma zorunluluğu var. Bu nedir? Ya parasal sıkılaştırmaya gidersiniz, enflasyonla mücadele edersiniz ama bunun sizi götüreceği süreç iş gücü kaybıdır. Yani işsizliğin artması, üretimin yavaşlaması gibi pek çok sonuç doğurabilir. Bir diğer ikinci tercihte parasal genişlemeye devam edersiniz. Yatırımlar devam eder, üretim devam eder. İşsizlik sorunuyla uğraşmazsınız ama bu da yanında tabii ki enflasyonu getirir. Evet. Bu bir tercihtir. Yani iki tarafında aslında eleştirilecek bir tarafı yok. Avrupa ve Amerika'nın yaşadığı %8, %9 ki Deutsche Bank'ın açıklamasına göre, yaptığı uyarıya göre de Almanya içerisinde artık enflasyonun çift hanelerde gideceği söylemi var. Bu Avrupa halkı için alışılmadık bir durum. Biz biraz daha bu konuda şerbetli bir toplumuz. Yani alışkınız, çok fazla yadırgamıyoruz ama gerçekten %8-10 oranlar bile çok yüksek oran normalde.
Biz uzun yıllardan beri ne yazık ki halk olarak bu enflasyonla mücadele ediyoruz. Burada şu gözden kaçmamalı. Aslında enflasyona bizi götüren en önemli sebep üretimdeki sıkıntılar vesaireden ziyade Merkez Bankası'nın bu kadar kolay para basıyor olması ne yazık ki. Evet. Bu bir gerçek, realite. Ekonomiyi anlat tek kelimeyle, tek bir cümleyle anlat dendiği zaman ben her zaman ekonomi arz ve talep dengesidir diyorum. Bütün kurgu bunun üzerine kurulmuştur. Çok olan şey değersizdir. Yani ne kadar çok para basılırsa o kadar değersizleşir. Evet, karşılığında muhakkak ki ya Merkez Bankanızda rezervinizin, altın, döviz gibi rezervlerinizin olması gerekiyor. Burada da ikilemde kalan iktisatçılar var. Buna da gülüyorum ben. Evet, paranın karşılığı sadece altın, dolar rezervi değildir. Üretim karşılığı da olmalı. Yani paranın bir karşılığı olduğu sürece enflasyonda sıkıntı yaşamazsınız. Eğer ki üretimle büyümeye devam edecekseniz burada üretim kapasitenizi arttırmanız gerekiyor. Daha fazla üretmeniz gerekiyor ki bastığınız paranın bir karşılığı olsun ve enflasyonla da aynı anda mücadele edebilin. Ama Türkiye'de ne yazık ki böyle bir durum şu an için söz konusu değil. Kapasite kullanım raporları geldiği zaman, TÜİK tarafından açıklandığı zaman görüyoruz ki hala %78 civarlarında kapasite kullanım oranlarıyla devam ediyoruz yolumuza. Enflasyon korkulacak bir şey değil, evet. Ama bunun makul bir ölçüsü vardır. Yıllık %2'dir, 3'tür. Gördüğünüz gibi %8-10'lara çıktığı zaman Avrupa, Amerika halkı yönetimleri birdenbire panik oldu. Küçümsenecek bir unsur değil çünkü kronik bir durumdur. Bizdeki gibi az önce bahsettik, Türk halkı alıştı dedik. Evet. Buna alışan toplumlar için enflasyonsuz hayat gerçekten imkansız bir boyuta gelir. Çünkü buradan ciddi kazanç elde eden kesimler var. Yani enflasyon halkı mağdur ediyor belki ama... Özellikle bu aracılar değil mi? Hem aracılar tarafı hem de pek çok sektör içerisinde kazanan da var. Parası olan insanlar için çok alternatif yatırım araçları var. Yani herhangi bir efor sarf etmeden, emek harcamadan paralarına para, servetlerine servet katıyorlar. Belki enflasyon karşısında paralarını koruyor diyoruz ama... Dar gelirli kesim parasını koruyamadığı için zengin ve fakir arasındaki uçurum açılıyor. Evet. Bir ülke için en büyük tehlikedir. Çünkü az önce nasıl arz ve talep dediysem bu bir dengedir. Denge bozulduğu zaman tekrar yerine getirmeniz çok da mümkün değil. Ülke içerisinde gerçekten dengeleri alt üst eden bir konumdan bahsediyoruz. Evet. Dediğim gibi konuşma çok güzel başlamış. Ülke için yabancı yatırımcının gelmesi için güven içeren cümleler başlamış. Ama ne yazık ki devamında bizim ülkemizde %80 enflasyon var ama hiçbir sorun yaşamıyoruz diye devam eden cümle bence yabancı yatırımcının aklında çok ciddi soru işaretleri getirir. Peki. Biraz da sosyal konutlarla ilgili konuşalım istiyorum. Aslında uzun süredir ciddi bir talep var ve son bakan kurumun son açıklamasına göre 3.466.250 kişinin başvurduğunu açıkladı ve bugün de bunun aştığını düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Bu kadar talebin olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu sosyal konutların artılarını, eksilerini şöyle bir sizden alalım istiyorum. Evet, aslında ben özelde de çok fazla bu konuyla ilgili soru alıyorum. Yani buradan ev alınır mı? Evet. Ne yapmamız gerekiyor gibi pek çok soru geliyor ya da detayını soran çok fazla insan da oluyor. Tabii ki ben bu detaya TOKİ'nin sayfasından ve bakanlığın sayfasından ulaşıyorum bu bilgilere de. Çok fazla medyada konuşulan konuları çok fazla dikkate almıyorum. Çünkü en net bilgi kamu tarafından gelen bilgidir. Burada içerik olarak zaten daha önce de bahsettik. Ne yazık ki özellikle asgari ücretle geçinen insanlara hitap eden bir yapı yok. Bunu birincisi söylemek gerekiyor. Biraz daha orta sınıfa ki başvuru esnasında zaten orta gelir grubu diye ekranda da başvuran insanlar görmüştür. Burada üzücü olan taraf şu. Ben ortaya konulan proje çok güzel bir proje aslında. Sosyal devlet anlamında baktığımız zaman devletin vatandaşların barınma ihtiyacına yönelik hamleler yapması, bununla ilgili girişimlerde bulunması çok güzel bir olay. Eleştirilecek hiçbir tarafı yok. Ancak baktığımız zaman 84 milyonluk bir ülkede her aileden bir kişinin başvurabildiği bir ortamda henüz bu kadar kısa sürede 3,5 milyon kişinin başvurduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Rakam, evet. Bu ülkede ne kadar dar gelirli kesim var, ne kadar fakir var. Az önceki enflasyon konusuna geldik. Ne yazık ki zengin ve fakir arasındaki uçurum her gün biraz daha artıyor, her gün biraz daha ilerliyor. Bu üzücü bir durum. Yani buraya bir talep olmaması gerekiyor. Çok az talep olması gerekiyor. Yani siz ülkenizde dengeyi doğru kurarsanız, gelir dağılımında adaleti sağlarsanız
Burada emin olun herhangi bir talep oluşmazdı. Ben her zaman şunu belirtiyorum. Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi ev sahibi ve kiracı olma oranındaki o anormal farktır, gayrimenkul zenginliğidir. Ben Sayın Kurum'a buradan tekrar çağrıda bulayım. Tam olarak onun bakanlığını ilgilendiren bir konu değil ama bir tarafından ilgilendiriyor. Bunu tekrar çağrı olarak nitelendireceğim. Lütfen Amerika'daki gibi, Almanya'daki gibi vergi sistemi getirin. Yani bu ülkede kira geliriyle zengin hayatı yaşayan insanlardan vergi almaya başlayın. Ve insanları gayrimenkul zenginliğinden caydırıcı önlemler alın. O zaman bakın göreceksiniz ne asgari ücret tartışılacak, ne ev fiyatlarına bir yükselme olacak. Yeni yapılan konutlar için çok haklı insanlar, müteahhitler, evet. Çünkü maliyetler çok yüksek. Ama baktığınız zaman 40-50 yaşındaki binalar da aynı fiyatlara gidiyorsa burada bir soru işareti vardır. Maliyet dışında etkenler vardır. Yani gayrimenkul zenginliğini engelleyecek vergisel önlemler alırsanız kiralar da düşecek, ev fiyatları da düşecek. 3 yıl asgari ücrete zam yapmasanız hiç kimsenin sesi çıkmayacak. Evet. Çünkü en büyük giderdir barınma gideri. Evet. Herkes baksın giderlerine. Bugün 10 bin lira alan bir insan 6-7 bin lira İstanbul'da minimum kira ödüyor. Geri kalanla yaşamaya çalışıyor. Bunu ortadan kaldırırsanız doğal olarak enflasyonu da aşağı çekersiniz. Gelir dağılımındaki adaleti de yavaş yavaş sağlamaya başlarsınız. Ben Sayın Kurum'a buradan bu konuda bir çağrıda bulunayım. Birkaç sefer yayınlarda söyledim. Umarım ki bu sefer sesimizi duyar. Evet, şimdi peki sosyal konutla ilgili ne soracağım? Vatandaşlara öneriyor musunuz peki? Başvuru yapmalarını öneriyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu kişiye göre değişir. Yani genel olarak sakın ha bundan almayın ya da herkes başvursun diyebileceğimiz bir pozisyon yok. Herkes bunun hesabını yapmalı çünkü ödemelerle ilgili bu ödemeleri de gerçekleştirebilmeleri gerekiyor. Yani her ne kadar aylık ödemeleri cüzi miktarda gibi gözükse de tabii ki insanların minimum bir yıl süreyle hem bu taksiti ödeyeceklerini başında hem de bir peşinat da var. Hem peşinat kısmını da ekleyeceğiz. Belki birikimleri vardır ufak tefek işte özellikle kadınlar mutfak masrafından uzun yıllar böyle ufak ufak altın vesaire biriktirirler. Belki öyle bir kaynakları çıkabilir bilemiyoruz. O kısım apayrı ama aylık ödemelerle ilgili hem bir yıl boyunca hem kira ödeyeceklerini hem de buranın taksitini ödeyeceklerini unutmadan ileride bir mağduriyet yaşamamaları adına da dikkate almaları gerekiyor. Ödeme potansiyeli olan kişiler için bir yatırım aracı olarak da değerlendirilebilecek bir durumu var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bunu ben söylerken çekinmiyorum çünkü TOKİ bununla ilgili açıklama yaptı zaten. Kiralayabilirsiniz borç ödenene kadar. Satamazsınız ama kiraya verebilirsiniz diyor. Evet. Burada da belki uygun kiraya verip en azından kiralık ev bulmakta sıkıntı çeken ama buradan ev alamayan insanlara da hem yardımcı olurlar hem de kendilerine bir yatırım yaparlar. Yani başvuru konusunda herkes kendi cüzdanına göre hareket etmeli. Ama daha önceden yapılmış TOKİ ile ilgili konutlara baktığımız zaman bir kısım teslim aldı. Çok memnun olan insanlar da var. Ama herhalde ihalesi sonuçlanmamış TOKİ yatırımları olduğunu da bilgisini veriyoruz. Evet. Şu özellikle küresel krizlerin olduğu bu dönemde çok ciddi bir yük. 200-300 milyarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. O yüzden tabii bu kriz ortamında ne kadar hızlı devam edecek, ne kadar hızlı sonuca ulaşabilecek bu proje ya da sonuca ulaşabilecek mi? Burası da soru işaretleriyle dolu. Peki. Ama bu kısım için tabii ki bir şey deme şansımız yok. Şimdi biraz da küresel piyasalarla devam etmek istiyorum. Şimdi Japonya'da çekirdek enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 8 yılın zirvesine tırmanmış durumda. Ağustos ayında da %2 hedefinin üzerinde gerçekleşti. Bununla ilgili de çok kısa yorumlarınızı alabilir miyiz? Evet, Japonya yıllarca negatif enflasyonla geldi. Hatta bu yüzden krize girdiği zamanlar da vardı. Resesyonu en yüksek seviyede ekonomik durgunluğu zirvede yaşadığı süreçler de vardı. Şu an artık pandemi sonrasındaki süreçte onlar da enflasyonu bizim gibi pozitif olarak yaşamaya başladılar. Artı enflasyonlar yaşamaya başladılar. Çekirdek enflasyon tarafı önemli bir konu. Yani sizin altını çizerek söylemenizden ben çok memnun oldum. Çünkü çekirdek enflasyon enerji ve gıda hariç kısmı kapsıyor. Burada da Japonya'nın uyguladığı genişlemeci para politikasının onların ekonomisi içerisinde de artık enflasyondan rahatsızlık uyandırdığı bir noktaya geldiklerini gösteriyor. Ama dediğim gibi çok güçlü bir ekonomi Japonya ekonomisi, yüksek teknoloji üretimi yapan bir ülke. Yani Çin gibi
değil. Üretimi çok daha farklı, yüksek teknolojili. Her zaman benim söylediğim yükte hafif, pahada ağır üretimler gerçekleştiriyor. Tabii dünya ekonomisinden çok farklı bir yapısı var. Ben enflasyonla ilgili kısımda halk ne kadar rahatsız da olsa bunu aşmakta çok da zorlanacaklarını düşünmüyorum. Genişlemeci para politikasının getirdiği bir sonuçtur bu. Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz için. Evet efendim, bugün de birçok konu konuştuk. Aslında sosyal konut projesinin detaylarını konuştuk. Yine dolardaki yükselişten bahsettik. Ve bugünlük de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte biz ekonomi konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.